Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte bir Excel dosyasını inceliyor olacağız. Production Excel SM ismindeki bu dosyamızın içerisinde bir Excel programı var. Visual Basic Application ile yazılmış. Biz bu programı öncelikle birlikte inceleyeceğiz. Ben daha önceden yazmıştım. Daha sonrasında bu programa bir de dashboard ekleyeceğiz. Dolayısıyla sizin için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir video olacak. Hemen birlikte başlayalım. Evet, programımızı açtık. Programımızda bir dashboard sayfamız var. Dashboard sayfamızın içerisinde de bir tane buton var sadece. Fakat biz buraya güzel bir dashboard hazırlamak istiyoruz. Analizleri yapabileceğimiz bir dashboardumuz olacak. Bir diğer sayfamız Production. Production içerisinde zaman, model bilgisi, bant numarası bilgisi, bant şefi bilgisi, zaman aralığı, üretim adedi ve hedef gibi bilgiler bulunuyor. Bu bilgiler bizim esasında ulaşmak istediğimiz sonuçta raporunu hazırlayacağımız veriler. Tabii ki bu verileri hazırlayabilmek için veri tutarlılığını sağlamak için de farklı sayfalar hazırladık. O sayfalar üzerinden verilerimizi alacağız ve buradaki tablomuza o bilgileri geçireceğiz. Supervisors bant şeflerinin adlarını bize listeliyor. Buraya farklı bant şefi adları ekleyeceğiz. Time intervals zaman aralıklarını bize veriyor. Hangi saat aralıklarında çalışılmış bu bilgiyi veriyor. Models bizim model bilgilerimizi veriyor ve son olarak bir de lines bu da bizim bant numaralarımızı veriyor. Bu örneği şöyle düşünebilirsiniz. Bantlı sistemde çalışan bir fabrikanın üretim verilerini takip ettiğimiz bir yazılım olarak düşünebilirsiniz bunu. Dediğim gibi burada Visual Basic Application ile yazılmış bir projemiz var. Onun için öncelikle geliştirici sekmesine gidiyoruz ve kod görüntüleye tıklıyoruz. Şimdi burayı birlikte inceleyelim. Şöyle yapalım. Biraz şöyle kaydıralım. Evet. Arkadaşlar burada çalışmamızı yaparken class modüllerinden faydalandık. Class modülleri bize ilgili verilerin nasıl saklanacağını tek tek söylüyor. Burada bir line_no isminde bir verim varmış. Line objenin içerisinde. Model objenin içerisinde model ve hourly target bilgisi varmış. Bunları modelin içerisine girersek görebiliriz. Yani buraları gösteriyor diyebilirim. Production'ın içerisinde ne varmış? Ona bakalım. Demin anlattığımız bütün adları var burada da yine. Date, model, line_no, supervisor, time interval, product count ve target bilgileri var. Gördüğünüz gibi burada da aynı bilgiler mevcut. Bir sonraki supervisors. Burada da supervisor name var. Bakalım burada supervisor name varmış. Biz bunu buraya bu şekilde işlemişiz. Time interval'a girdiğimiz zaman da yine start time ve end time burada bilgi olarak tutulmuş. Şimdi arkadaşlar bu aslında yazılımda object oriented programming dediğimiz bir paradigma var. Bir yaklaşım var. Bunun Visual Basic ile birlikte kullanılmış bir formu olarak düşünebilirsiniz. Bu modüller bizim için sadece verilerin nasıl tutulacağının standartlaştırılması gibi düşünebiliriz. Tabii ki böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bir class modül oluşturmak zorunda değilsiniz. Class modül oluşturmadan da start time ve end time bilgilerini buradaki alana girebilirsiniz. Aslına bakarsanız belki de programın nasıl çalıştığını göstererek başlayabilirdik. Bu belki sizin için daha faydalı olurdu. O zaman hemen programı nasıl başlatacağımıza bakalım. Dashboard'a geldik. Başlat tuşuna basıyoruz ve karşımıza bir user form geliyor. Bu user formun içerisinde model bilgileri, zaman aralıkları bilgileri, bant bilgileri, bant şefi bilgileri ve üretim bilgileri bulunuyor arkadaşlar. Biz buradaki arayüzü kullanarak demin göstermiş olduğum şu tabloları doldurmak istiyoruz. Amacımız bu. En sonunda production data içerisinde de ilgili bilgileri doldurarak bize üretim verilerini takip etmemizi sağlaması gibi bir amacımız var. Şimdi bunu böyle kabaca anlattıktan sonra bunu kapatıyorum ve koduma devam ediyorum. Class modüllerinin dışında bir de servis isminde normal bir modülümüz var. En üstte bir başlat fonksiyonumuz var. Bu başlat fonksiyonu sayesinde zaten user formumuz ayağa kalkıyor. Bunu şuradaki dashboard'da görüyoruz. Başlata tıkladığımız zaman ilk bu fonksiyon çalışıyor. Bu user form'un ekrana gelmesini sağlıyor. VB Modeless diyerek de bunu başlattığımızda
Sol tarafta Excel ile etkileşim kurmaya devam etmemizi sağlıyor. Eğer buraya VB Modless demezsek, kaydediyorum, tekrar başlatıp tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Excel ile herhangi bir iletişime geçemiyorum. Dolayısıyla bu bizim için kullanışlı bir yöntem. Onun dışında burada kullandığımız Insertion isminde bir fonksiyonumuz var. Aslında yapacağımız tüm işlem bu insertion içerisinde gerçekleşecek. Bu insertion'ı nerede kullandığımızı da inceleyelim dilerseniz. Insertion'ı user form'un içerisinde kullanacağız. User form'a gelip herhangi bir yerde view code derseniz user form'un kodlarını görebilirsiniz. Burada örnek vermek gerekirse en yukarıdan production için kullanılan kodları inceleyebiliriz. Comment button click eventi ile çalışıyormuş. Comment button tabii ki sizin öncelikle görmeniz lazım. Şöyle tekrar user form'a gelirsem production data'ya geldim. Save benim comment button'ım oluyor. Şöyle yapalım. Şuradan properties diyelim. Gördüğünüz gibi bunun adı comment button 1. Ben bunun koduna gidersem comment button 1 alt track click dediğimiz buna tıklandığında çalışacak fonksiyon anlamına geliyor. Şimdi buna tıkladık. Nasıl bir çalışma gerçekleştiriyormuş ona bakalım. Öncelikle production isminde bir nesne oluşturuyoruz. Bu nesneyi oluştururken new ile oluşturmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu bir class model. Şuradaki gördüğünüz production object. Yani biz production object oluşturduğumuzda şuradaki veri yapısını kendimize kopyalamış oluyoruz arkadaşlar. Tekrar gelelim buraya. Daha sonra with ile kullanımını göstereyim arkadaşlar. Production'ı with ile kullandığınız takdirde şuradaki noktalar önünde sanki production ifadesi varmış gibi çalışır. With'in böyle bir kolaylaştırıcı bir özelliği var. Bir şeyi with ile başlayıp end with ile bitirdiğinizde aradaki her şey, noktayla başlayan her şey production'ın sonuna ekleniyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani ben aşağıdaki date ifadesini production.date gibi görebilirim. Production.date dediğimiz ifadeye date tb box'ın değerini atıyoruz. Onları birazdan gösterelim. Line no'nun içerisine line no cb box'ın değerini atıyoruz. Product count'un içerisine product count tb box'ın değerini atıyoruz ve böylelikle tüm production verisini dolduruyoruz. Production verisini doldurduktan sonra yaptığımız işlem ise insertion işlemi. Insertion'ı servis tarafında göstermiştim. Burada ne attığımızı gösterelim. Tekrar insertion'ı orada inceleyelim. Burada production verisini atıyorum. Hangi sayfada olduğunu söylüyorum. Ve hangi tabloda olduğunu söylüyorum. Ve bu işlem tamamlandıktan sonra, hatasız bir şekilde tamamlandıktan sonra message successful ifadesini göreceğimi söylüyorum. Şimdi servise gidelim. Insertion ifadesinin nasıl kullanıldığını görelim. Insertion ifadesine geldiğimiz zaman insertion ifadesinin, daha doğrusu insertion prosedürünün diyelim. Çünkü prosedür diye geçiyor burada. Insertion prosedürünün bir obje aldığını görüyorum. Zaten ben de class objeleri oluşturmuştum ya. Class'lar sayesinde objeler oluşturmuştum. O objeleri buraya atacağımı söylüyorum. Sheet name dediğimiz sayfanın adı. Buradaki production. Örneğimizdeki production. Table name ise bu production'ın içerisindeki tablo. Şurayı seçtiğiniz zaman arkadaşlar şurada bir isim görüyorsunuz. İkinci satırı seçtiğimde production tbl diye bir ifade görüyorum. Tabii ki ben bunu bir tablo olarak formatladığım için bu şekilde görüyorum. Ve bir isim vermişim bu tabloya. Tablonun ismi production tbl'ymiş. İkinci satırı dedim ama tabii ki verilerinizi aşağıya doğru doldurdukça bu alanı seçtiğinizde production tbl görünecek. Zaten tabloların kullanımının önemi burada ortaya çıkıyor. Tablo kullandığınız için sizin veriniz arttıkça isimlendirme alanınız da genişliyor. İsimlendirmeyi burada tablo adı olarak aldığım için benim için bir avantaj haline dönüşmüş oluyor. Aksi takdirde ne yapmam gerekiyordu? Ben buraya bir yeni veri ekleyebilmek için bu verinin en sonuncusunu bul, en sonuncusunun altına veriyi ekle gibi bir yöntem kullanmam gerekiyordu. Fakat tablo kullandığım için diyorum ki tablonun altına yerleştir diyorum. Excel benim için tablonun altının neresi olduğunu zaten biliyor. Evet, bu parametreleri verdik. Onun aşağısına geldiğimiz zaman list columns tipinde kolonları, yani sütunları alıyorum. Ve bir tane de cursor alıyorum.
Cursor bizim hangi noktada olduğumuzu belirleyecek. Aşağıdaki kodu okurken zaten bunu anlayacağız. Yine burada ne yapmışız? With dedikten sonra sheets'in içerisinde sheet name'i almışız. Sheet name neydi? Bu örnek için production'dı. Yani production sayfasının list objects'inin içerisinde ilgili tabloyu bul. Yani şuradaki yaptığımız kod kendi anladığımız şekilde söylemek gerekirse şu tabloyu bulmasını söylüyor sadece. Daha sonra diyoruz ki columns ifadesini bu tablonun list columns'larını al diyoruz. Şurası oluyor arkadaşlar. Şurası bizim list columns, list columns bilgimiz oluyor. Bunu benim oluşturduğum nesnenin içerisine atlıyorum. Daha sonra last row'da yine tablonun içerisine bir satır ekle. Yani şuraya bir satır ekle. Eklediğin satırı last row olarak bana bilgi dön diyorum. Sevgili dostlar, olayı bu. Daha sonra arkadaşlar şimdi columns bilgilerimi almıştım. Bu arada cursor bilgimi de 1 olarak eşitliyorum burada. Columns bilgimi almıştım. Bu columns'ın içerisinden her bir property'yi tek tek alıyorum ve bunu işlemem gerekiyor. Sonuncu satırdaki range'den bir bilgiyi alacağım. Hangi bilgiyi alacağım? Cursor bilgisi. Range 1 diyorum buraya. Range 1 dediğim zaman ne yapacak? Şu date'in bir altındaki, yani 3. satırdaki ifadeye gelecek. Ve buradan bu almış olduğum obje vardı biliyorsunuz. O almış olduğum objenin ilgili property'sinin bilgisini çekeceğim. Yani şuradaki production objemin ilgili property'sinin date property'si var burada biliyorsunuz. Biz kalın bilgilerini almıştık ya, kalın bilgisi date alt tray'di. Burada da ben bunu o şekilde işlemiştim. Burada diyor ki ilgili objemin ilgili property'sinin bilgisini get'le al diyor. Ben buraya doldurulmuş olan veriyi attığım için doldurulmuş verideki date bilgisi neyse onu şuradaki range'in içerisine yazacak anlamına geliyor. Şuraya. Daha sonra cursor bilgimi artırıyorum. Neden cursor bilgimi artırıyorum? Çünkü bir yan satıra, pardon, sütuna geçmem gerekiyor. Bunu sonuna kadar devam ettirerek tüm property'lerin bilgilerini buraya işlemiş oluyorum. Arkadaşlar tabii ki ben burada date, model, line, no gibi bilgileri tek tek de alabilirdim. Ama property'nin, daha doğrusu objemin property'lerini alarak bunu çok daha esnek bir yapıya oturtmuş oluyorum. Eğer bunu bu şekilde yapmamış olsaydım dediğim gibi tek tek sütunların isimlerini vermem gerekecekti. Verdiğim o sütun isimleriyle bu bilgileri doldurmam gerekecekti. Bu da benim için yeni bir insertion kodu yazmak demek oluyor. Yani her objem için bir insertion kodu yazmak zorunda kalacaktım. Ama şu anki yazdığımız kodda herhangi bir obje verdiğiniz zaman başka kodu değiştirmek zorunda kalmadan direkt o bilgileri doldurabiliyorsunuz. Ne demek istediğimi başka bir örnek üzerinden tekrar anlatmam gerekirse, eğer siz line ya da supervisor, burada görünüyor, supervisor bilgisini doldurmak istiyorsunuz. Yine yapacağınız şey aynı. User form'a gidelim. Supervisor'ın save bilgisine view code diyorum. Bakın arkadaşlar yine ne yapmışım? Bir supervisor diye değişkenim var. Bunu new supervisor object tipinde oluşturuyorum. Supervisor'ımın supervisor name bilgisine deminki görmüş olduğumuz supervisor name tbox ifadesindeki değeri atıyorum. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Bir insertion işlemi yapıyorum. Bu sefer supervisor objesi gönderiyorum. Supervisor sayfasında olduğunu söylüyorum. Ve supervisor tbl isimdeki bir tabloya ekleyeceğimi söylüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar gelin bu örneği production üzerinden tek tek adım adım işletelim.